arkadaşlar doğrusunu söylemek gerekirse şu anda sizlerle bir e, sohbet yapmayı hiç e, planlamıyordum. E, ama e, Fenerbahçe-Adana spor maçı 2-2 berabere bitince bir takım tipler ortaya çıktılar. Konuşmaya başlayınca hani bülbül kesilince ben de ister istemez e, sizlerle sohbet yapma e, gereğini duydum. Ve e, şimdi sizlerle bazı gerçekleri paylaşmak istiyorum. E, Fenerbahçe-Adana e, spor maçında hiç kimse Böyle bir 2-2'lik sonucu beklemiyordu. Hani ben diyorum ya ben bile beklemiyordum. Hiç kimse beklemiyordu. Ama asıl beklenmeyen neydi? Beklenmeyen bir gün önceki maçta Konya Spor önünde Galatasaray'ın galip gelmesi beklenmiyordu. Beklen, beklenilmeyen olduğu için Galatasaray Konya Sporu Konya'da 1-0 mağlup edince işte ortalık karıştı. Arkadaşlar da Adana Sporu yenemeyip, Adana Spor'a iki puan kaybettirip, e, kaybedip e, Galatasaray'ın bir anda 4 puan gerisinde kalınca ne oldu? Paçaları tutuştu. Paçalara tutuşunca da e, sallayacak birilerini aradılar. Hemen çıktılar medyanın karşısına. Toplamışlar bir takım dalga dübencileri etraflarına. Konuşuyorlar. İşte ona tehditler yağdırılıyor, buna tehditler yağdırılıyor. E, kimin yaptığını biliyorsunuz bu konuşmaların. E, Bay Aziz e, işte konuşuyor. ileri geri ona buna sallıyor. Yanında işte uslu adam var, mostur var. Herkes bir şeyler söylüyor işte hakem Serkan Çınar'a giydiriyorlar başka hakemler var onları hedef alıyorlar federasyona tehditler savuruyorlar hatta üstü kapalı olarak işte milli takımlar pardon Türkiye futbol direktörüne sallıyorlar işte paralar alınıyor yeniliyor bunların işi yok gücü yok falan gibi ileri geri bir sürü şeyler söyleniyor ben fazla uzatmak istemiyorum ben şunu anlatacağım şimdi size bakın bunlar niye böyle birdenbire celallenip bülbül kesildiler biliyor musunuz? Şimdi i̇şte Galatasaray'ın 4 puan gerisinde kaldılar. Başakşehir'in 7 puan gerisinde kaldılar ve dolayısıyla Bunları bir korku aldı. Oynanan futbol berbat, rezil ötesi. E Bir baktılar e, sorunlarla dolu bir Galatasaray, yarım bir Galatasaray, transferini tamamlamamış bir Galatasaray. Bunların çok güvendikleri Konya sporu yenip dönüyor. Yenip dönünce böyle de e, bir anda 4 puan da geride kalınca işte ne yapalım? Aman daha hemen yol yakınken infazı gerçekleştirelim, sallayalım. Şimdi adam... Madem ki Adana, Fenerbahçe Adana Spor maçı 2-2 berabere bitmiş. Hakemden yana şikayetim var. Çık maçın hakemini konuş. Söyleyeceklerini söyle. Çek git. Hayır o öyle yapmıyor. İşte diyor dün diyor Aykut Kocaman konuştu. Bilmem şunu yaptı bunu yaptı. Bugün diyor işte hani Kasımpaşa Gençler Birliği'ni 3-0 yendi ya. Ümit Özat konuşmuş. Arkadaşlar bakın şimdi kendisi dahil Fenerbahçeli Aykut e, kocaman, Fenerbahçeli Ümit Özat bunlar hiçbir şeyden memnun değiller. Bunlar hep bunlara göre suçlu, hep hakemler, hakemler bunları mağdur ediyor, hakemler bunların haklarını alıyor vesaire vesaire. Efendim televizyonda da uzantıları var. Şeytanın teki de diyor ki Ay, şey diyor Aziz Bey haklı, Aziz Bey diyor sadece Fenerbahçe için konuşmuyor, Türk sporu için konuşuyor, Türk futbolu için konuşuyor diyor. Bak diyor dün Aykut konuştu diyor. Şeyi aklına gelmedi galiba Ümit Özat. Onu da mutlaka ekleyecekti. Konya Başkanı konuştu diyor. Canları yandı diyor. Ya ben size soruyorum ya. Ha bir de Aziz Yıldırım şunu söylüyor. Diyor ki neydi öyle diyor diyor hakem diyor. Mete Kalkaman'ın yaptıkları diyor. Ne rezaletler diyor. Ya ne yaptı Mete Kalkaman? Ne yaptı ya? Orta sahada bir faulü ters vermiş o faole itiraz eden bir futbolcu sarı kart görmüş. Ondan sonra da her türlü çirkinliği, rezilliği yapmış. Haklı olarak kırmızıyı yemiş. Şimdi bunun neresinde bir yanlış var? Daha önce de ben söyledim. Bu Mete Kalkaman Galatasaray'ı Türkiye'de tutacak en son hakem. Koruyacak en son hakemdir. Bunları arkadaşlar Galatasaray korkusu sardı mı? Sardı. Bunlar diyorlar ki eyvah yandık Allah. Biz ondan baş ederiz. Bundan Başakşehir'le Maşakşehir'le geçeriz. Zaten Beşiktaş havasını kaybetti ama bu Galatasaray. Bir de bu Galatasaray gider bir golcü alırsa. Defansı da bir takviye yaparlarsa. Biz bunlarla baş edemeyiz. Yine rezil rüzva oluruz. Biz 20. şampiyonluk 4. yıldız hayali görür bunlar 21. şampiyonluğu da alırlar diye hem de bu Dursun'la hem de bu Rickering'le diye bunları bir korku saldı. Adam işte başbakanı göreve çağırıyor, cumhurbaşkanlığı göreve çağırıyor. Saçmalıyor da saçmalıyor. Olacak iş değil ya. Olacak iş değil. Ab altından sopa gösteriyor. Ona tehditler, buna tehditler. Yok konuşursam şöyle. E, konuşuyorsun konuş işte. Ne söyleyeceksen söyle. Hakem şöyle yaptı, hakem böyle yaptı. Ya kardeşim soy modalarını basan sizler, hakemleri tehdit edenler sizler. Vurup asan, kesen hep sizlersiniz. Hiçbir zaman memnun olmayacak mısınız ya? Hiçbir zaman memnun olmayacak mısınız? Bu nasıl bir şeydir ya? Türk futbolunda ne huzur bıraktılar, ne düzen bıraktılar, hiçbir şey bırakmadılar. Her şeyi sıfırladılar. Hep haklı. Madem bu kadar haklısınız da puan olduğunuz bir maça neden 7-8 bin seyirci geliyor? Neden tribünleriniz boş? Taraftarınız bile size güvenmiyor kardeşim. Yeter ya bırakın düşün şu Türk futbolunun yakasında. Hep söyledim tekrar ediyorum. Türk futboluna huzur gelmesi için bu Aziz Yıldırım'ın gitmesi lazım. Türkiye Futbol Direktörü diye ünvan verilen Fatih Terim'in derhal gönderilmesi lazım. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in derhal o koltuktan kaldırılması lazım. Türk futboluna yeni bir düzen, yeni bir kan gelmesini istiyorsak 7'den 70'e bu köhneleşmiş düzeni böyle aklına gelen istediği zaman konuşacak ona buna tehdit yapacak giderler yapacak tipleri çakalları Türk futbolundan temizleyeceksiniz parlamentonun gündemindeki kulüpler yasasını derhal çıkarmaları lazım bu eski yöneticilerin alayını temizlemek lazım bunlarla bir yere hiç kimse varamaz bu bir yani bakmayın siz yine aynı şeyi söyleyeceğim yine tekrar edeceğim şu anda Aziz Yıldırım'ın böyle konuşmasının ileri geri saçma sapan laflar etmesinin tek nedeni Galatasaray'ın 4 puan gerisinde kalmış olmasıdır tepkileri azaltmak için yarın muhtemelen herkes bunu söyleyecekti. Medya, basın, gazeteler bunları yazacak. İşte Galatasaray'ın 4 puan gerisinde kaldı. Galatasaray şöyle önde, böyle önde şunu yapacak, bunu yapacak. Aman gündemi değiştirelim diye çıktılar orada yarım saat milletin kafasını ütülediler. Yani bunları Galatasaray korkusu saldı. Bunlar Başakşehir'i falan ciddiye almıyorlar. Beşiktaş'ı da sorumlu görüyorlar zaten. Galatasaray olmasını istiyorlar. Galatasaray Konya'yı yenince ki planları alt üst oldu. Şimdi böyle başladılar e, zırvalamaya. Bu bir. İkincisi ey Dursun Özbek sen sağda solda artık e, soğanlı köfte ekmekler yiyeceğine oralarda buralarda e, ne belirsiz işler yapacağınıza kardeşim el ele verin. Camiye birliğe birliğe e, beraberliğe ihtiyacı var. Bu hocanızı uyarın. Gerekiyorsa hocanızın yanına sağlam bir tane yardımcı koyun. Bunu çekip çevirsin. Bu hoca saçmalamasın. Ve gidin çok iyi bir golcü. der türünde bakın der türünde bir oyuncu transfer edin. Popes kültüründe bir oyuncu kiralayın. Bunlar atla deve şeyler değil. Hemen yapılacak şeyler. Bastırın kardeşim ve gidin alın. Bunlar size ne o UEFA kurallarını zorlar, ne onu zorlar, ne bunu zorlar. Kiralık oyuncuları bulun, getirin. Galatasaray'ı taş gibi yapın. Galatasaray'ın iyi futbolcuları var. Selçuk, Snyder'ı alın, toplantılar yapın. Bunların fon düzeylerini yükseltin. Galatasaray'da olması gerekenleri yapın ve bu Aziz Yıldırım'ın size böyle meydan okumasını kendi maçını konuşacağı yerde Galatasaray maçını diline dolayıp Galatasaray hakemine laf sokuşturacağına kendi işine bakması gerektiğini bu adama mutlaka ve mutlaka anlatın. Bakın Galatasaray taraftarının sabrı taşıyor. Yapmayın etmeyin. Yakında bunlar Galatasaray hakemler marifetiyle Galatasaray'ı doğuracaklar. Bu bağırmaların çağırmaların nedeni o. Galatasaray haftaya Karabük'e gidecek. Sonra kendi sahasında Akisar Kayseri maçları var arka arkaya. Bunlar görüyorlar tabloyu. Galatasaray'dan korkuyorlar. Galatasaray'ın önünü kesmek için bu bağırmalar çağırmalar yapılıyor. Hakemler üzerinden vurmaya çalışıyorlar. Galatasaray doğranırsa Galatasaray yerlerde süründürürlerse bunlar kendilerine avantaj sağlayacaklarını biliyorlar. Ben bunları hatırlatmak için bir kere daha sizlerle paylaşmak için e, bu, bu sohbeti yaptım. Burada keseceğim. Çok fazla uzatmayacağım. Tekrar söylüyorum. Bazı arkadaşlar sormuşlar. Hazır yeri gelmişken abi nerede e, tele program yapıyorsun diye. Bakın ben Bir An TV'de bir bir An TV. Burada yazın internette orada burada her yerde var. Uydu'da var işte e, internette var, Dijitürk'ün Türk'ün e, uydu kesiminde var. Her yerden isteye, isteyebiliyorsunuz, izleyebiliyorsunuz yani çok rahatlıkla. Bir an TV izleyin. Haftanın 5 günü, Pazartesiden cumaya kadar 20-30 gibi 20-35 gibi yaklaşık 20-25 dakika 15-25 dakika arası sizlerle sohbetlerim oluyor. Günün konularını orada ben mutlaka dile getiriyorum. Yine getirmeye devam edeceğim. Şimdilik bu e, anlattıklarımı paylaşalım. Mümkün olduğu kadar daha çok kesim isimlere ulaştıralım abone olmayı da unutmayalım görüşmek üzere hoşça kalın